Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık zamanımız el verdikçe 2 aylık bir süre içinde ekim toprağımızı nasıl hazırlayacağımızı size anlatan bir video çektim ben. Bu videoları parça parça çektim ve bölüm bölüm birleştirerekten size bunları yayınlayacağım ve size faydalı olacağına inanıyorum. Nelere dikkat etmemiz lazım? Hangi bir şekilde toprağımızı işleyip ekimi hazır hale getirmemiz lazım. Bunu anlattım. Toprağımız şu anda hazır vaziyette arkadaşlar. Havalar biraz daha ısınınca ekimimizi de yapacağız. Faydalı olacağına inanıyorum size. Şimdiden iyi seyirler. Evet arkadaşlar, burayı ekim yerimizi hazırlıyoruz. Gelecek seneye bayağıdır bu şekilde belleme yapmamıştık. Kürekle belledik. Çok dibe gitmeye de gerek yok. Bir kürek boyu yeterli oluyor. Şu şekilde. Şurada birkaç tane ahududu bıraktık. Bunları almadım. Şu aralarda görüyorsunuz. Bakın şurada da var. Tam ortada. Biraz yaklaştırayım ben. Şurada duruyor. Bu ahududular, ahududu böyle yan tarafa kök atan bir bitki. Genişleyen, biraz böyle yanlara doğru giden bir bitki. Tam olarak istilacı değil yani, böyle sarmaşık gibi hızlı bir şekilde yayılmıyor ama hafif hafif böyle kenara atıyor kök. Görüyorsunuz şunlar atan kökler bulunduğu yerde. Bunları da sökebilirsiniz hemen köküyle. İlkbaharda da ekersiniz. Güzel olur. Bunları yerinden söküp bir kova gibi bir şey yaparsanız orada gelişir, hemen şey yaparsınız. Veya ben bıraktım, bir kısmını aldım, bir kısmını da burada bıraktım avuduların. Arkadaşlar istiyor, onlara götüreceğim. İlkbaharda bende kalacak. Burayı belledim bu şekilde. Şurayı bellemiyorum çünkü burada tohumlar var. Şurayı belleme yapmadım arkadaşlar. Burada çünkü semizotu var. Buraya tohumları döküldü. Bir kere yanlışlıkla burayı bellemiştim ben. Daha sonra 1-2 sene sonra tekrardan çıktı semizotları. Burada semizotları olduğu için onları bırakacağım. Burayı bellemeyeceğim. Buraları belledim. Bir içine kömür saçtım arkadaşlar. Külle karışık kömür. Bu bir kendi bahçemden çıkan dallar vardı. Kestiğim. Onları yaktım ben. Hastalıklı dallar vardı çünkü. İyicene yandı onlar. Güzelcene. Böyle odun olaraktan kalmadılar ama. Yandılar tam olaraktan. Onu söyleyeyim açıkça. Ondan sonra onları da, çünkü domateslerden fark ettim, bir kalsiyum eksikliği var. Hafif onları da böyle aralara attım. Bunu şey yaptım. Hem de bu kömürün şu bir özelliği de var. Hem birazcık böyle kalsiyum şeyini yapıyor, takviye ediyor. Hem de toprağın aynı kompost gibi, bu sık bir topraksa sulandıktan sonra, benim toprağım öyle. Böyle belliyorum, yumuşacık oluyor. Yani birkaç kere sulandıktan sonra taş gibi oluyor adeta. Çünkü organik yönünden zenginleştirmek lazım. Daha önce yapılmamış. Ondan dolayı bu kömür de onu hem yumuşatıyor. Bu özellikleri var. İkincisi, kömürün bir özelliği de, tabii bunu fazla kaçırmayacağız. Bu çok önemli. Çok fazla atarsanız toprağı öldürürsünüz. Topraktaki mikroorganizmaları tamamen yok edersiniz. Kül olsun, özellikle kül çok yoğun bir şekilde. Kömürün başka bir özelliği, su tutma özelliği var arkadaşlar. Kömür kendinin birkaç katı aynı komposta gibi tutuyor. Bu komposta göre aslında biraz daha tehlikeli kömür olayı. Bu yalnız, bu dediğim gibi bahçeden çıkan dalların kömürleri, başka bir şey değil. Bunu yanlış anlama olmasın. Öyle bilinçsizce kullanmayın. Onların kömürü hem toprağı böyle yumuşatıyor, aralara giriyor. Hem toprakta su tutmasını artırıyor. Çünkü bu emiyor toprağın şeyini. Kalsiyum sağlıyor toprağa. Bunların içinde daha değişik maddeler de var. Magnezyum, potasyum gibi ağacın çeşidine göre. Onları sağlıyor. Toprağı yumuşatıyor. Toprakta su tutmadan hariç gübrelerin de
tutulmasını sağlıyor emdikleri için. Böyle özellikleri var. Ama çok önemli bir nokta var. Onu hemen size söyleyeyim. Bu çok çok önemli. Şuraları yaptık. Daha devam edeceğiz. Karşı tarafları da yapacağız. Buraları da yaptık. Görüyorsunuz azar azar attık. Çok az, çok fazla değil. Külü azdı bunun. Kömürü biraz daha çoktu. Evet. Kömür bahsine geri dönelim arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Yani doğal tarım yapmak istiyoruz. Bu dediğim gibi bu kömürler benim bahçemdeki kesim dallardan, ağaç şeylerinden oluşan kömürler. Bunun içinde kesinlikle yabancı bir şey yok. Herhangi bir odun yok. Ben onu özellikle dikkat ediyorum. Yabancı bir odun yok bir. İkincisi işlenmiş bir odun yok. Üzerine boya sürülmüş, koruyucu madde sürülmüş herhangi bir odun kesinlikle yok. Hemen onları da göstereyim ben size. Bunları seçerekten yaptım. Zaten hastalıklı dallar da vardı. Onları yakmam lazımdı. Onu bir yere atamıyordum. Çünkü bakteri bu erik ağacında, erik ağacını kurutmuş. Onu yakmam, yok etmem lazımdı. Şu şekilde arkadaşlar. Burada benim küçük bir odunum var böyle. Çünkü odunlar bazen kışın lazım oluyor. Burada şey yapılıyordu. Islanıyorlardı. Burada daha az ıslansın diye. Gene nem alıyor havadan ama üst tarafı kapalı olduğu için içeriye tam olaraktan yağmur direkt ulaşmıyor. O dediğim gibi o ürettiğim kömürler ve az miktarda kül kendi bahçemden çıkan ağaçlardan. Mesela şunlar benim çam ağacının parçaları. Bu değil arkadaşlar. Bunlar işlenmiş şeyler. Değişkiler. Şunlar da öyle. Görüyorsun. İşlenmiş şeyler. Bunlar hakeza meyve kasaları. Bunları kesinlikle kullanmıyorum. Görüyorsunuz bu bir ağaç sandalyenin eskimiş onu parçası. Şunu görüyorsunuz. İşlenmiş derken bunu demek istiyorum. Bu IKEA'dan aldığımız bir masa. Onun ayağı. Onu küçük bir masa yaptık. Daha sonra bu beyaz boyayı biz sürmüştük. Beyaz boyayı sürmeden önce zaten kendi üzerinde IKEA'nın boyası vardı. Zaten görüyorsunuz olduğunu da parça parça birbirine birleştirilmiş. Bu işlenmiş bir odun arkadaşlar. Bunun külünü kullanmıyorum. Neden? Bu içindeki kimyasallar küle geçiyor. Ayrıca ağır metaller var. Kimyasallar var. Onu da götürüp doğal tarım yaptığım yere atamam ben. Onu kesinlikle kullanmıyorum. Özellikle vurguluyorum. Kendi bahçemden çıkmış görüyorsunuz. Çam ağacının parçaları. Bunları kullanıyorum. Bilmem ben sobanızda yaktığınız şeyleri, kömürleri, şunları bunları getirip bahçenize atmayın. Ben size özellikle bunu vurguluyorum. Yanlış anlama olmasın. Çünkü kanserojen maddeler var bunun içinde. O dışarıdan gelen ağaçlar, yani saf bir ağaç da olsa, işlenmemiş bir ağaç da olsa, o ağaç bulunduğu yerde endüstriyel olaraktan veya bir otoban kenarında durduğu zaman endüstriyel fabrikaların olduğu bir yerde o suları alıp o havayı soluduğu zaman ağacın vücuduna ağır metaller geçiyor. Ağır metallerde biliyorsunuz kurşun var, arsenik var. Bunlar da şey kanserojen yapıcı şeyler. Onları kesinlikle kullanmayın. Size tavsiye etmiyorum. Yani öyle bir şey kullanacaksanız da yani bunu yapmayın daha iyi. Bu şekilde bir hazırlık yapıyoruz. Bunun şu hazırlığı var. Sonbaharda böyle yaptığımız zaman daha sonra burada solucanlar da çalışacak. Tabii fazla kömür atarsak solucanlar çalışamaz. Az bir miktar atacağız. Solucanlar da daha sonra buraları parçalıyor arkadaşlar. İyice toprak havalanmış oluyor. Bu toprak beslenmemiş. Birazcık da gübre atacağım ben buna. Çok az bir miktarda. Ve ilkbahara hazır bir şekilde olacak. Çünkü burada ekiyoruz fasulyemizi falan. Verim alamıyoruz. Çünkü toprak çok fakir kalmış bir vaziyette. Gübremizi de atacağız. Doğal gübre, inek gübresi ve at gübresi var. Onları kullanacağız. Belleme esnasında bazı şeyler çıkıyor arkadaşlar. Bu plastiktir. Bunları ayrı şeye koyuyorum ben. Şunlar da mesela toprağın arasına karışmış. Bunlar işlenmiş tahtalar.
Bunları da uzaklaştırıyorum. İyice yıllar önce buraya sınır olarak konmuş bunlar. Ve zamanla da toprak onu görüyorsunuz. Bitkiler aralarını almış. Ama atacağım ben bunları. Gerekirse kendi bahçemden çıkan daldır şeydir. Onlardan yapacağım. Toprağın içinden alacağım ben bunları. Görüyorsunuz. Çünkü işlenmiş üzerlerine çeşitli kimyasallar falan sürülmüş olabilir. Bilmediğim şeyler. Şunlar değil, şunlar dal. Bunları ben attım. Görüyorsunuz. Bir sürü şeyler çıktı. Bunları da buldukça ayırıyorum. Bunları ayrı olaraktan çöpe atabiliriz. Bunların da öyle yakıp külünü falan böyle buralara atmayı düşünmeyin kesinlikle. Bunlar da tehlikeli şeyler. Olabilir yani, tehlikeli olabilir. Evet, bostanımızın hazırlığı sürüyor arkadaşlar. Güzelce ne bu bahçemizden çıkan odunların kömürlerinden de birazcık karıştırdık. Şurada maydanozlarımız var. Bunu bırakacağım. Bunu sonbaharın böyle sıcak günlerinde yaparsak bu bellemeyi şöyle bir avantajı da oluyor. İlkbahara kadar kışın burası daha da bir yumuşak hale geliyor. Bunu solucanlar olsun bayağı bir şey yapıyor. Böyle araya da toprağa böyle gevşetecek şeyler saçtığım zaman daha güzel oluyor. Şu an devam ediyoruz. Maydanozları bırakacağım. Maydanozların üstünü örterseniz, kış gelse de sulamasını falan yaparsanız hala ürün alabiliyorsunuz. Evet, buradayız. Şimdi burayı yapacağım. Burada daha önce bir soğan falan ekmiştik. Buranın toprağı da çok sıkı. Yanıma bir tane bir şey aldım arkadaşlar. Bunun içine dolduracağım. Büyük ihtimalle buradan soğandır, sarımsaktır, değişik şeyler çıkacak. Burayı da belleyeceğiz. Daha sonra da buraya bir hafif bir gübre atacağım arkadaşlar. Toprak güçlensin. 2-3 ay boyunca dinlenecek zaten. Hem gübreyle de güçlenecektir. Bir de kaya tozu atacağım ben toprağa. Öğütülmüş kaya parçalarından. Onların içinde de çeşitli mineraller var. Toprağımızı bu şekilde zenginleştireceğiz. Seneye de ekim yapacağız ona göre. Seneye daha iyi bir verim elde etmeyi umuyorum. Şimdi burayı yapalım arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak topraktan. Bu belleme esnasında arkadaşlar sincapların sakladığı cevizler de karşımıza çıkıyor. Şu şekilde kışın yemek için buralara sincaplar ceviz koyuyor. Genelde de bunların yerlerini unutuyorlar. Bir miktarının. Bunun sonucunda da ceviz ağacı çıkıyor oradan. Benim bahçede de değişik yerlerde rastladım. Böyle ağaç çekince altından ceviz ağacı olduğunu fark ettim. Ceviz çatlamış, filizlenmiş ağaç oluyor. Fakat ceviz dikmek yasak burada. Çünkü çok büyüyor ağaç. Şey olaraktan, özellikle ev sahibi söyledi. Ceviz dikmeyin diye. Bu şekilde doğanın dengesi devam ediyor arkadaşlar. Sincaplardan hariç, ceviz saklayan sincaplardan hariç kargalar da cevizin çoğalmasını sağlıyorlar. Onlar da cevizleri toplayıp yukarıdan aşağıya doğru atıyorlar. Sert zeminlere, betondur, kayadır. Kırılınca da o içini yiyorlar. Onlar da bu şekilde cevizin çoğalmasını sağlıyorlar. Cevizin bir ismi de koz, biliyorsunuz. Kozluk deniliyor. Yani cevizlik bu şekilde cevizler çoğalıyor arkadaşlar.